Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etli lahana sarması yapıyoruz. Bilenleriniz vardır tabii ki ama benim tarifim ile de görmenizi istedim. Harika, nefis bir lezzet arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Kış mevsimindeyiz. Bol bol yapıp afiyet ile yiyelim, sevdiklerimize ikram edelim. Tam kıvamında, içi çok güzel pişen, yumuşacık, lokum gibi, lezzeti derseniz bir o kadar güzel, harika bir tarif. Bu tarifimi bugün sizler ile paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Etlisinin tadı ayrı, zeytinyağlısının tadı ayrı. Biz bugün sizler ile zeytinyağlı yapacağız arkadaşlar. Lahana sarmamız için ilk önce lahana yapraklarımızı haşlayacağız. Bunun için tenceremize su koyalım. 1 yemek kaşığı da tuz ilave ettim ben. Ve kaynamaya bırakıyorum. Suyum kaynayıncaya kadar lahana yapraklarımı ayıracağım. Kök kısmını kesiyorum gördüğünüz gibi. En üst yapraklarını alıyorum. Çünkü en üst yaprakları hem kirli hem yıpranmış oluyor ve güzel sarılmıyor. Bakın, onu alıp atıyorum. Ve diğer yapraklarını tek tek alacağım. Kök kısmından tutarak almayı, hafif gevşetmeyi seviyorum. Çünkü o şekilde olduğu zaman daha rahat açılıyor. Bakın, bütün olarak haşlamayı tercih ediyorum ben bir de arkadaşlar. Sararken istediğim boyutta kesip sarabiliyorum. Onun için bütün haşlamak daha rahat oluyor ve daha güzel oluyor. Evet, bir tane yaprağımızı çıkarttık. Şimdi bir tane daha yaprağımızı alalım. Bakın, bozulan bir kısmı varmış. Orayı da hemen elim ile koparıp alıyorum, atıyoruz. Bunun hiçbir önemi yok. O kısmını aldığımızda gerisi zaten çok güzel. Lahana yapraklarımızı bu şekilde arkadaşlar tek tek alalım. Bütün olarak da haşlanabiliyor. Fakat bütün olarak haşlayabilmek için büyük bir tencereye ihtiyaç var. Gördüğünüz gibi çok az, küçücük bir parça kaldı. Bütün lahanamı ben yapraklara ayırdım. Bütün olarak haşladığında söylediğim gibi büyük bir tencere olması gerekiyor ve lahanayı içine oturtturabilmemiz gerekiyor. Ben o kadar büyük bir tencerem olmadığı için tek tek yaprak yaprak haşlıyorum. Suyum kaynamıştı. İçine atıyorum ve her tarafına suyun gelmesini sağlıyorum hafif bastırarak. Şöyle bir alt üst edip kabıma alıyorum. Çok fazla da tutmuyoruz arkadaşlar. Çok fazla tutarsak erir ve lahanamızı güzel saramayız, rahat rahat çok yumuşar. Hafif yumuşadığında bakın gördüğünüz gibi tamam demektir. Bütün lahana yapraklarımızı ilk önce bu şekilde haşlayalım. Lahana yapraklarımızın hepsini ben gördüğünüz gibi haşladım. Artık iç harcımı hazırlayacağım. İç harcım için hem bulgur hem pirinç kullanıyorum. İkisini de yıkayıp suyunu süzdürdüm. Kabıma alıyorum. Etimi ilave ediyorum. Dana kıyma kullanıyorum. Çok yakışıyor. Ve soğanım var. Bol soğan ilave ediyorum. Çok küçük küçük doğramaya da dikkat etmedim arkadaşlar. Biraz içinde de bilinmesi gerekiyor. Daha güzel oluyor. Sarımsağım var. Sarımsağımı da hemen içine küçük küçük doğrayıp ekliyorum. İnce kıyılmış maydanozum var. Onu da içine ilave ettim. Tuzunu ekliyorum. Damak zevkinize göre daha az daha çok ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Karabiber çok yakışıyor. Karabiber ilave ediyorum. Ve reyhanım var. Reyhan çok yakışıyor arkadaşlar. Mis gibi. Etli dolma olduğunda olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Pul biber ekledim ve salçamı ilave ediyorum. Birer tatlı kaşığı salçamı ekledim. Yağını da içine ilave ettim. Şimdi elim ile güzelce malzemelerimiz birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Kaşık ile de yapabilirsiniz tabii ki, fakat çok uzun sürüyor. Bu şekil olduğu zaman da eliniz ile rahat oluyor. Her tarafı eşit bir şekilde karışıyor. Dolma yaparken, dolmalarda, bu sarmalarda ben genellikle çiğ iç harç hazırladığım zaman bu şekilde elim ile karıştırmayı tercih ediyorum. Bakın iç harcımız hazır, çok güzel oldu. Hem bulgurlu hem pirinçli. Şimdi sarmaya geçebiliriz artık. Kalın kısmını alıyorum, baş kısmını. Ondan sonra bakın 4 parmak genişliğinde lahanamı kesiyorum. Ve açıyorum. Uç kısmına iç harcımdan şöyle bolca koyup hafif kenarlarını içine katlayarak sarıyorum. Rulo şeklinde 1-2 defa yaptıktan sonra fazla kalan lahanasını kesiyorum ve tencereme yerleştiriyorum. Tekrar yine bolca iç harcımdan koyuyorum. Kenarlarını içine çok fazla kapatmıyorum. Yani kapatmamıza da gerek kalmıyor zaten. Çünkü hiçbir şekilde dağılma olmuyor. İlla kapatacağız diye uğraşmayın. İnanın vakit kaybı da oluyor yerine göre. Hiç içine kapatmadan hemen iç harcımızı koyup bakın rulo şeklinde çok gevşek olmayacak şekilde sarıyoruz. Ve fazlasını da hemen bıçağımız ile alıyoruz. Bu şekil bütün sardığımda daha çabuk ve daha rahat yaptığım için bütün haşlıyorum ben. Lahanamı parçalara kesmeden bütün haşlandığında bu şekil daha rahat sarılıyor. Evet bakın çok rahat, kolaylıkla hiç yapmayanlar bile yapabilir. Şöyle bir tane de farklı göstermek istiyorum. Nuska şeklinde, üçgen daha doğrusu sarıyoruz. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Etli dolmalarda zaten içini biraz zeytinyağlara göre daha bol bol koyuyoruz. Daha güzel oluyor çünkü. Bol bol içinin lezzetini de hissediyoruz. Bir tane daha üçgen şöyle saralım. Nasıl sarmak istiyorsanız yaprağınızın durumuna göre, büyüklüğüne göre, şekline göre her iki şekilde de sarıp tencerenize yerleştirebilirsiniz. Hiç gevşek olmayacak şekilde yan yana sarmalarımı yerleştiriyorum. Bir tencere gördüğünüz gibi sarmam oldu. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı biber salçam var. Onu su ile inceltip üzerine gezdireceğim. Hiç koymayabilirsiniz de, fakat ben biraz böyle hafif bir kırmızılık vermeyi seviyorum dolmalarda, sarmalarda. Daha hoş oluyor. Bir çay kaşığı kadar da üzerine tuz gezdiriyorum. Ve salçalı sosumu her tarafına boşaltıyorum. Yağımı da üzerine gezdiriyorum. Ayçiçek yağı kullandım ben ve sıcak suyunu ekliyorum. Suyunu eklerken de arkadaşlar kenarlarından gözükünceye kadar ilave ediyorum. Bakın bu kadar yeterli. Şimdi kaynayıncaya kadar yüksek ateşte Kaynadıktan sonra da kısık ateşe alıp iyice suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Pişip pişmediğini çatal batırarak kontrol edebilirsiniz. Yumuşak ise batırdığınızda pişmiş demektir zaten. Benim koyduğum su ölçüsü tam denk geldi. Çok güzel, tam kıvamında pişti. Şimdi 10 dakikada dinlendirdim ben sarmalarımı. Artık servis yapacağım. Bir 10-15 dakika dinlendiğinde daha lezzetli oluyor. İçindeki bulgurlar, pirinçler kabarıyor. Lezzeti oturuyor. Tabii ki soğuk tüketmiyoruz etli sarmaları. Sıcak tüketiyoruz. Bakın çok güzel oldular. Hangi şekilde sarmak istiyorsanız o şekilde sarabilirsiniz. Söylediğim gibi lahananızın şekline göre, kesince kenarında kalan parçasına göre hazırlayabilirsiniz. Çok güzel lahana sarmalarımız hazır. Umarım dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Benim tarifim de çok lezzetli ve çok güzel oldu. Şöyle yakından da göstermek istiyorum size. Mis gibi sarmalarımız hazır. Mevsimi bol bol lahanalarımız var. Tam zamanı, afiyet ile tüketmek gerekiyor. Üçgen sarmalarımız biraz daha dolgun dolgun, içi dolu dolu, bol içli, yumuşacık, lokum gibi pişmiş arkadaşlar sarmalarımız. Bakın. Bana destek olmak için arkadaşlar kanalıma abone olur ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle.